Çanakkale'de bulunan Koyunevi ve Bademli köylerinin asırlardır süren bayram geleneği bu bayramda da gerçekleştirildi. Köylüler her bayram diğer köye ziyarete gidiyorlar. Ticaretlerimiz karlı, ömürlerimiz bereketli, rızıklarımız bol bu dünyadan ahirete cümlemizi imanla görüşmek nasip müyesser eyle. Cenneti ve cemaline cümlemizi görüşen eyle, dualarımız dergâhı makbul eyle. Amin. Bi hürmeti seyyidil mursalin ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Yürüyerek gerçekleştirilen bu ziyarete dair Koyunevi Köyü Muhtarı Hüseyin Evcimen, Ege Türk mikrofonlarına bilgi verdi. Şimdi bu etkinlik bizim iki köyümüzün bayramlaşması. Bademli ve Koyunevi köyleri. Bu köyler yaptığımız araştırmalara göre iki kardeş tarafından yaklaşık 7-800 yıl tahmin ediyoruz kurulmuş. Kardeşlerden bir tanesi Bademli'ye, bir diğer kardeş de şu anda bizim köyümüzün olduğu Koyunevi'nin olduğu yere yerleşmiş. Tabii bu iki kardeş bayramlarda birbirlerini ziyarete gelmişler. Tabii onlar bu yerleştikleri yerlerde çoğalarak bugünkü köy halini almış ve bu bayramlaşma geleneği de o günden bugüne hiç ne yaz ne kış hiçbir şekilde ara vermeden, hiçbir bayram yani es geçilmeden bugüne kadar tamamen uygulanana gelmiş. Bugün de işte sizin de çektiğiniz, gördüğünüz gibi dün biz onlara misafir olmuştuk. Bugün onlar bize iadeyi ziyaret ettiler. Biz onları tekrar işte köyümüzde ağırladık. Mevlütler okundu, yemekler yenildi ve dağıldı. Şimdi bundan sonra tekrar Kurban Bayramı'nda yine bunun aynısı tekrarlanacak. Ve bundan sonra da yine biz çocuklarımıza da bunu aktararak devam ettireceğiz. Köyümüz iki mahalleden oluştuğu için Sokak Ağzı Mahallesi de bir turistik bir bölge. Burada çok sayıda otel, pansiyon, restoran, kafe gibi işletmeler var. Bayramlarda da burası oldukça yoğun oluyor. Birçok insanlar da burada çalışıyorlar. O yüzden bayrama katılmaları bir, ondan dolayı azalıyor bizim köyümüzün. İkinci bir sebep daha var. O da şimdi bayramlaşma esnasında köylerden biri yola çıktığında silah atardı. Yola çıktığını haber vermek, geliyoruz diye haber vermek maksatlı. Bu da yine bir çok eskilerden bir sebepten dolayı çıkmış. Onu da kısaca anlatayım. İşte bir kış günü, eski kışlardan bahsediyoruz tabii, şimdiki kışlardan değil. Bir kış günü çok karlı tipili bir gün, bayram. Bademlilere gideceğiz, bizim köylüler gidecek Bademli'ye. Bademliler demiş ki gelemezler, hava çok kötü, şartlar. Bizim köylüler de gidemeyiz demişler. Fakat köyden yaşlı bir kadın köye geliyor, kahveye bizim. Kahvedeki bütün herkesi çıkın diyor, gideceğiz. Bu bayramlaşma bu zamana kadar kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Köylüler her ne kadar da gidemeyiz diye ikna etmeye de çalışsalar, yaşlı kadını ikna edemiyorlar. O zaman diyor ki siz gelmezseniz ben giderim. Kadın tek başına Bademli'ye gitmeye kalkıyor. Sonra tabii köylüler de onu yalnız bırakmamak için arkasından o zor şartlarda Bademli'ye gidiyorlar. Gittiklerinde Bademliler hazır değiller, beklemiyorlar çünkü. Geleceklerini tahmin etmiyorlar. Diyorlar ki işte ya bizim insan bir haber verir. Yani biz sizi beklemiyorduk. Geleceğinizi de tahmin etmiyorduk. İnsan bir haber verir diyorlar. Tabii o zaman nasıl diyor haber vereceğiz? Yani havanın şartlarına bak. Yani diyor, iki el diyor havaya silah atsaydınız biz sizin yola çıktığınızı bilirdik, anlardık. Ona göre de hazırlanırdık diyorlar. Çünkü çok yakın. Ve o tarihten sonra da bir dahaki bayramlarda hangi köy diğerine gidecekse yola çıktığında silah atıyor. Yani geliyoruz hazır olun diye. O gelenek bugüne kadar devam ediyordu. Geçen bayram silah atıldı diye bir haber oldu televizyonlarda.
Bunun üzerine Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı bu konuda soruşturma başlattı. Silah atanlardan birkaç tanesinin silahlarını alındı. Çoğu kuru sıkı zaten, bir tane şey vardı. Ve silah atılmamasını söylediler ve yasakladılar. O yüzden de mesela bu bayram artık katılım, bu seremoniye katılım çok daha düşük oldu. Artık resmi makamlarla konuşacağız. Bu konuda ortak bir karar bulmaya çalışıyoruz. Yani en azından kuru sıkı atılmasına müsaade edilmesini istiyoruz. Bunun için de gerekli yerlere de müracaatımızı yapacağız. Bunun ben bir yerde şeyde duydum sadece. Güneydoğu'da bir yerde sınır ötesi iki akrabalar köyden, sınır iki köyün arasından geçtiği için bir onlar bayramlarda bayramlaşıyorlar. Ama bizim şeklimizde değil, onlar bir gün gidiyorlar, bayramlaşıyorlar. Onun haricinde Anadolu'da bunun başka bir örneği yok. Benim bu üçüncü dönemim. Yani işte 11-12. Seneye gidiyor. Bu süre içerisinde epey hizmetimiz oldu. İşte köyümüzün kanalizasyonu, şu arkamızda gördüğünüz Sokak Ağzı Mahallesi'ne bu inen yolun asfaltı. Sonra yine Sokak Ağzı Mahallesi'ndeki kordon düzenlemeleri, sahil yolu, balıkçı barınağı. Köyümüzde yaklaşık 40 tane de tekne var, balıkçılık yapıyor. Balıkçı barınağı. Sonra işte Sokak Ağzı'nın imarıyla ilgili kalıcı çözümler bulduk. Köyümüze bağladık mahalle olarak. Şimdi oranın imar çalışmaları şu anda devam ediyor.